2023 YKS sıralamaları nasıl olur? Hangi yıla yakın olur? Merhaba arkadaşlar, Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. 2023 YKS sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz ve aynı zamanda ön bilgilendirme kılavuzunun da yayınlanmasını bekliyoruz. Çok fazla soru ve mesaj geliyor sizlerden. Sınav hangi yıla benzer diye. Baştan cevap vereyim arkadaşlar. Hiçbir yıla benzemez. Her senenin kendine has özellikleri var arkadaşlar. Bunlardan bazıları sınava giren aday sayısı, sınavın yapılabilirlik düzeyi, testlerin zorluk derecesi gibi, bunlar sıralamaları etkiliyor. Bu sene sınava katılım rekor kırıldı, bildiğiniz gibi 3,5 milyon civarında aday katıldı ve sınavın yapılabilirliği de önceki yıllara göre biraz daha zordu diyebiliriz. Türkçe başta olmak üzere adaylar bazı branşlarda zorlandı. Sıralamalar hangi yıla benzer? Dediğim gibi hiçbir yıla benzemez arkadaşlar, ama yakın olabilir. Ben bu sene sıralamaların genel olarak 2022 yılına yakın olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Netler düşük olsa da sıralamalar biraz daha iyi gelebilir. Tabii bu alanlara göre değişecektir ama %100 hiçbir yıla benzemez arkadaşlar ve yakın olmaz, bunu da belirtelim. Ben dediğim gibi 2022 yılına yakın olacağını düşünüyorum. Ön bilgilendirme kılavuzu neden yayınlanmadı? Bununla da ilgili kısa bir bilgi vereyim. Üniversitelerden şu anda kontenjan bilgileri vesaire kurumlara bildiriliyor. Şu anda onun için gecikmeler olabilir arkadaşlar. Bekliyoruz. Gelişmeler oldukça sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Tercih döneminde de sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.